Evet, sonunda Even Power Garage YouTube kanalına geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bugün Even Power Garage'da yaptığımız işlemlerden şöyle sıraca size başlayayım. Yaz günü böyle güneşli günlerde, şimdi arkamızda gördüğünüz 0 kilometre A4'ümüzü komple stack dyno sheet'le kapadık. Araba komple kaplandıktan sonra köyüntesi ve yapıldığı tarihle beraber bir sisteme işleniyor ve Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğinizde oradaki bayi hemen garanti ve ona benzer folyo ile alakalı bir tahribat oluştuğunda ve ona benzer garanti kapsamına girecek bir konu olduğunda anında değişiyor. Bilginiz olsun, bundan da size bahsedeceğim. Siyah aracımız 0 kilometre ilk başta yapılması gereken işlemlerden biri olan PPF'e kaplandı şu anda. İkinci işlemlerimiz aynalar ve kapı kollarının montajlarına geçeceğiz. Ben size bu aşamaları böyle sanayi kafası dışında bu ve buna benzer projeler ya günlük MPAV garajı neler oluyor bunlarla alakalı sizlere bilgiler vereceğim. Ve arkamızda şöyle Hollanda'dan bir misafirimiz var yine. Yine PPF Stack Dyno Shield folyosunu kaplayacağız. Tamamen fabrikasyon. Fabrikadan çıkış en performans Alpine White güzel bir 330 iyi makinamız var. O da komple full PPF kaplamayla kaplanacak. A4'ümüz de bu arada 40 dizel. Şöyle gösterelim. Ama şu ultra şeyi görür müsün kanka? Güneşte çoğu kişi görmüyor biliyor musun? Bak güneşte nasıl görünüyor bilmiyor. Biz genelde uygulama bölümümüz iş yerinin içi olduğu için herkes diyor ki kardeşim iş yerinin içinde çok güzel görünüyor araba da işte dışarıda o kadar canlı mı değil mi bilmiyorum diyor. O yüzden size olabildiğince videoda göstermeye çalışıyoruz biz. Daha önce PPF ile alakalı çok detaylıca neden Stack marka kullanıyoruz. Kayseri bayisiz biz bu arada ve birçoğu ürünün olduğu gibi. Size Stack folyo yapacağız deyip başka no name PPF'ler uygulayabilir. Bilginiz olsun, garanti kartınızı kesinlikle isteyin. Daha önce dediğim gibi kendi aracımızda M4'te konuyla alakalı, PPF ile alakalı diğer modelleri, Dyno Light, Dyno Sheet, Dyno Mat ve buna benzer ürünlerin arasındaki farklardan da bahsetmiştim. O videomuzda hemen şuradan girip izleyebilirsiniz. Gelin şimdi şu R8 makinamız nasıl olacak? Gelin sevgili Orhan Usta'nın yanına gelin bir makineye bakalım. Nasıl olmuş? Dediğim gibi şu anda kabutumuz. Ustacığım kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu adam yapıyor bu sporu kanka. Şimdi kaputumuz şu anda koyuldu. PPF'in uygulanması en önemli bölümü. Çünkü biliyorsunuz buna benzer ürünlerde nazik ve ince kullanmak gerekiyor. Kesinlikle arabanın üzerine jilet darbesi ona benzer şeyler değmiyor. Ben daha önce bir videoda anlatmıştım ama. Çünkü biz stekle koruma altına alacağız. Yavaştan şu anda kaplama bölümüne giriyor. Hatta işte spoiler ve logo kısmı kaplandı şu anda. Böyle özel bir renk de almış sevgili Gökhan bu aracı. Biz de bunu bu rengi olabildiğince kalıcı şekilde korumak için bu işe başladık. Umarım dediğim gibi bu ve buna benzer videolardan keyif alırsınız arkadaşlar. Kanalımıza da abone değilseniz hemen şuradaki tuşuna abone olursanız sevinirim. Bakalım nasıl çıkacak makine. Daha bir tane kapı kolu çökecek. Bir de İngilizlerin başlıyor. Nerede kaldın? En son neresinde kaldın? Titikse pensimi geçtin herhalde sen. Stick et mi? Patlamanın adı mı? Neyi? Anlayamadım onu. Stick. Patlamanın adı Stack. Stack var. Stack marka. 3-4 saat. Stack Aqua. A var arada. Et var. E okum diyor. Hayır. Onda A var. Arada bir tane A var. Stack A. Stick diyor bana. Stick diyor bana. Stick. Anladım. O Amerikan İngilizcesi konuştuğu için çok farklı. O farklı ediyor değil mi? Çok farklı. Yani. Ne yaptık abi bugün? Kanka bugün ne yaptık? R8'i %95'e geldik. Yarın kesilecek yerleri kesilecek ve geri kalan kaplamalar bitiyor. Audi tamamen bitti. Sonra G20 kayıpları gittik. G20'ye başlayacağız. Böyle onun toplanması var. Yarın aynalar takılacak. Aynalara ulaşmak için mecburen kapı döşemeler falan da sökülüyor. Onları takacağız. Bitiyor yani iş. Hemen bitti sayılır. Sonra teslim edeceğiz güzelce. Sonra teslim edelim. O da oradan. Bu adamlar hızlı adamlar. Hızlı gençler. Bunlar hızlı şeyler yapıyorlar yani. Gidecekleri gelecekleri yer oluyor. Bizim gibi yani işten eve evden işe değil yani. Neyse sonuç olarak bitti sayılır. Bitti sayılır ama biz de bittik. Aslında her şey çok güzel gidiyordu ya. Öğlene kadar. Değil mi? Öğleden sonra bir ortam. Bak tüylerim diken diken oldu. Hala diken diken. Niye öyle gerildin? Bilmiyorum neyse. Niye öyle gerildin? Bilmiyorum ya.
Evde abi 4 tane kapı koldan sabahtan beri uğraşıyorum. Anlayamadım. Hala çıkamadı işin içinde. Başka yere sekenette bana... Ben ne yapayım abi senin? Başka adam var elimizde. Allah Allah. Ya o Orhan abi sabahtan beri arsa gizi bitiremedi. Az da şuraya yardım gel. Ondan sonra... Kurmaya mı aldın Orhan abi? Orhan usta bu gördüğünüz gibi. Soğumaya aldın abi. Yapıyor. Bu sporu yapıyor. Yani normalde sadece spor olduğu için yapıyor aslında. Severek yapıyor ya. Biraz yorulduk ya valla. Biraz yorulduk. Ama Mustafa bu artık sendeki beden yorgunluğundan ziyade hayat da biraz yordu be kardeşim seni. Hayat yordu. Hayat yordu. Gitmesi gerekiyor. Neydi o müzik? Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Bu arada Orhan abi. Efendim abi. Mehmet klarnet çalıyor, saz çalıyor. Klarnet nerede oğlum bu arada? Klarnet evde lan. Ne demek evde ya? Vallahi ya. Bir şey söyleyeyim, ne zaman lazım olsa böyle. Mehmet abi var ya, 10 parmağında 10 var. Şu anda var ya, klarnet çalıyorsa da şu iş bitmişti. Of. Harbi diyorum, şaka yapmıyorum. 5 sene bitmişti. Adamlar gider bak, klarnet alıp gelirler. Bilgin olsun. Klarnet al da gel. Var mı? Ben gidiyorum. Klarnet al da gel. A4'ü yarın sabah teslim ediyoruz. Evet. Garanti belgesi içine koyuyoruz. Tamam mı? Yani özellikle PPF konusunda tabii böyle bir sorun var. Her PPF değil aslında. Aynen. Doğru mu? Tamam bu kadar ya. Çok bitkinim şu an. Daha fazla konuşamıyorum. Anlatamıyorum. Umarım sana yeterli gelir bu video. Kısmet. Tamam. Bay bay. Çal çal. Ya Erdal abi de var ya, sabah demiyor, akşam demiyor, nazımızı çekiyor. Bak gene de ne olursa olsun. Bana tam, böyle gelin tam, lan. Tam Erdal abi istediği beklediği yani, laflar ettin ha şu an. Erdal abi, işi rast gelsin. Bak akşam evde misafir var. Yok neydi? Perdesin vardı. Yok onlar gitti, hanımı arkadaşlarına bıraktım. Şimdi buradan gidince onu alacağım. Sağ olsun. Evli olmanın şeyleri diyorum. Biz Mustafa'yla her şeye gidiyor, varım yani. Allah yani iş anlamında söylüyorum. Mesela gece mesela biz yani 12'de değiştirdi ve geliyor mu sonra yani? Gelirim ben kral. Biliyor muydun? Biliyorsun değil mi? Bir günde yok dedim mi ekstra. Bugün şura olacak dedim mi? Ama hep gece var diyorum. Gece nereye çağırdın bize için? Zaten gündür geliyor. Gece. Gündür de orada olduğum için. Gündür mekana geliyorsun da gece de ekstra iş oldu muydun? Bu arabadaki bir takım yenilikler. Gerçekten sinir bozucu. Neden? İşte kapı kollarını gördünüz. Evet. Şimdi şuraya muska takmışlar. Bu kadar sıkıcı, sinir bozucu bir muska ki. Niye? Girmiyor mu yerine? Girmiyor yani. Yerine girecek. Girmiyor. Ne yapacağız? Girdirecek bir şekilde de. Bu senin işin Erdal abi. Bir şekilde girdirecek de. Hem altı, hem şurası, hem şurası girecek. Altında da sert. Şey olduğu için biraz da şu hep sanırım bu tarafa doğru yetmiş mi ya? Peki biz şu kapı çıtasını söksek seni i̇şte rahatlatır bunu söktüm, mı? Bunu onun için söktük. Kapı çıtasını çıkartmak için söktük. G20 var ya. Var G20 ya. Zirve değil ha. G20 zirvesi var ya onu biliyorum. Niye öyle durdun bir? G20 bizdeki G20'den bahsediyor. Yok. Ne kadar G20 varmış? Her yerimiz G20'ymiş ya lan. Sizde de mi var G20? Pastacılar yok mu oğlum? G3 ama bu lan. Abi G3 piyadenin tüfeği değil miydi ya? Neydi açıklamasını biliyor mu? G3 piyade tüfeği. G3 piyade tüfeğinin tanımını yapar mısın Erdal abi? Unuttum lan işte. Sıkıştım abi. Abi sen askerlik yapalı ne kadar oldu? Onu bile unuttum. Bırak G3'ün şeyini. Olur mu abi? Bunu öğrenmen lazım. Kral ben... Askerden 96-97'de geldim pardon. Tamam 2006'da da ben geldim abi askerden. Oo. Ama ben şu an ezbere biliyorum. 62 mm çapında, 102 cm boyunda, şarjörle beslenen, hava ile soğuyan, barut gazının geri tepmesiyle, icra yayının ileri gitmesiyle, yarı otomatik veya tam otomatik atış yapabilen tek erin temel muharebe silahıdır.
Bunu asker de bize ilk bunu öğrettiler Erdal abi. Anladın mı? İlk öğrettiklerini unuttum ben. Ben unuttum. Bir de gelirken öğretselim. Ben askeriyeden mezun oldum 16 sene önce. Ama hala aklımda. Kahretsin. Tabi İbrahim Erkal da buradan. Ruhu şad olsun. Rahmetli anıyoruz. Rahmetli. Ama güzel şarkıları vardı. Arkadaşlar bir önce YouTube'da yaptığımız canlı yayında Ekrik 670 projemizin rengini açıkladık. Sen hala çekilişte sen kazandın kanka. Sen de hemen şuradaki linke tıklayıp bu canlı yayını izleyebilirsin. Gel. Şimdi stekte ne yaptık kanka? Yine her zamanki gibi garanti kartımız hazır. Garanti kartımız hazır. Makinamız R8 full komple DynoShield ile yani 10 yıl garanti sunan bu mükemmel üstü PPF ile kaplandı. Makinamız hazır. Hemen arkasında da G20 projemize başladık 330'a. Alpine White yıllara meydan okuyan rengiyle şu anda yeni G20'de de çok güzel olmuş. Ve arabamız bayağı dolu en performans donanımıyla alınmış ve çok güzel bir makine. Şimdi onun da neredeyse %50'sine kadarını kapladık. R8'e tabi biz sadece PPF koruma altına almadık. Ekstradan bir de renk kombinasyonuyla alakalı şeyler yaptık. Ben tamamını detaylıca videosunu çekmedik bu arabanın. Gri ve polisajlı jantlarını piyano bileğe boyadık. Sadece standart R8'lerdeki burası alüminyum detayı arabanın dış iç rengini kombinasyon yapmak için piyano bilek kapladık. Aynalarımızı yine piyano bilek detayı yaptık. Devamında gene geldiğimizde Lumar ATR 05 cam filmini çektik. Her cam filmi aynı UV koruyucu özelliği bulundurmuyor. O yüzden de dediğim gibi yine Lumar'da da Kayseri ana bayilini bulundurmaktayız. Garanti belgesi yine aynı şekilde, onda da garanti belgesi ve garanti kartını müşterilerimize uyguladıktan sonra veriyoruz. R8'in en önemlisi önü kombe taş yarasıydı ve farlar, stoplar da aynı şekilde koruma altına alındı. Şu anda stek kaplama folyosu yani DynoShield olan 10 yıl garantili folyo arabanın her tarafında mevcut. Bir de renk kırmızı bir renk olunca çok ultra parlak olması bizim için çok tatlı bir hava verdi. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğene tıklamayı, kanalımıza abone değilseniz artık ayıp. Artık ayıp. Hemen bir abone tuşuna basın. Bekleriz biz. Şimdi gelin bir de Orhan Usta'yla yanına gelelim. Bir tane G20 ne halinde onu görelim. Kaplamanın yapılırken ki aşamalarını da sizlere göstereyim. Bayağı biz dağındık burada. Şurayı göstermek istiyorum. Bir anda 3-4 tane araba yapınca işçiliği bunun çok önemli arkadaşlar. Şu anda mesela tampon bölgesinde de şu anda uygulama yapıldı. Yine tavanımız yapıldı, kaputumuz yapıldı, kaputun dönmesi kaldı. Bunlar özellikle ısı ve ona benzer derecesi falan ayarlanarak dönülüyor. Belli bir kuruma olduktan sonra. Tavanımız yine üstünde şu anda G20'mizin. Hollanda'dan misafirimiz yine hemen hemen bir şov noktası yapıldı. Bir tane yanlar zannediyorum sol yan kaldı bu arabada. Ayrıca üstünde en performans parçalar olduğu için buradaki en performansın folyoları, sticker'ı da üstüne aynı şekilde koruma altına alındı. Çok güzel oldu. Karbon detaylarda, karbon detaylarda stek DynoShield ile koruma altına alacağız. Umarım güzel bir sonuç oluyor. Biz birkaç gün biraz yardırdık. Yorgunuz. Orhan Usta'm çayını demlemiş. Çayını içiyor. Bu şekilde bu araba da bittikten sonra bir son halini görelim. Çünkü genelde ya beyaz abi benim arabam çizilmiyor etmiyor diyor insanlar. Halbuki en fazla beyaz araba çiziyor. Çünkü sen hiç görmüyorsun hatalar. Siyah arabada mesela kirlendiğini, çiziyi, eziği, bozuğu hemen anında gördüğün için beyazı hatayı giderdiği için daha böyle şey görür ama beyazda daha güzel bir sonuç olacak ve bayağı ultra parlaklık ve o su kaydırıcı özelliği kendini gösterecek diye umut ediyorum. Görüşürüz. Çay atıyordu. Hikaye şu. Şimdi PPF ile alakalı çok şey var yani. Adamlar diyor ki abi 5 milyar liraya PPF yapıyor diyor. Kanka 100 liraya da film var. Cam filmi. Değil mi? Anladın mı? Adam aynı zannediyor. Garip.
değişik, farklı bir atmosfer. 3-4 günde çok tempolu gidiyor bizim bura bu arada. Çekilişi yaptık bugün. Ondan da bahsedeyim. E46M3 projemizin arkadaşlar rengini tahmin et videosunun canlı yayında. Rengini bilenlere şuradan hemen şöyle canlı yayını izleyebilirsin. Hediyelerini göndereceğiz. 3 kişi. Daha doğrusu 20 kişi bilmiş. 3 kişi çekilişte hak kazandı. Yani hediyelere. Bu arada G20'ye de bakalım, gel. G20'ye bakalım. Bu da G20 makinesinin garanti belgesi. Onu da vereceğiz. Bugün şimdi biraz daha arabanın en son kesecek noktalarını kestikten sonra kuruma bölümünü alınacak. Pazar günü de müşterimize teslim edeceğiz arabayı. Oradan Hollanda'ya yolcu edeceğiz. Beyazı da güzel oldu. Parlaklığı falan, ultra parlaklığı gene belli oldu. Normalde beyaz deyip geçmiyor. Beyazı da baya güzel makine oldu. R8'i teslim ettik çok şükür. Sağ salim gitti. Makine bu şekilde.